Çok zor geçmiş o süreç ama bugün gelinen noktayı değerlendirirken ki Sedat Peker'i gözaltına alan isimlerden biri de sizsiniz o dönemde. Yani bu Evet. mafyanın üzerine giden, mafya reislerinin çoğunu gözaltına alan, onları soruşturan, sorgulayan ve bu konuda üstlerine rapor hazırlayan ve bunun önüne geçmeye çalışan, çabalayan birisiniz. Şimdi bize samimiyetle soruyorum bunu. Bu Burhan Kuzu olayını bir yerden yakalayın ve anlatın ya. Bu nasıl bir ülke bu? Yani uyuşturucu baronunun tahliyesi, yargıya müdahale, tutulan tutanaklara, alınan ifadelere müdahale, yani adli tabipliğe bile müdahale, para karşılığı. Yani böylesine bir kronik suç örgütünün yer aldığı bir ülke haline mi geldik? Bir suç devleti haline mi geldik? Tabii devleti suçlayamayız ama şunu söyleyebilirim. Yani bu anlatılan konular tamamen mafya örgütlenmeleriyle ilgili konular ve yolsuzluk örgütlenmeleriyle ilgili konular. Aslında Türkiye'ye çok yabancı şeyler değil. Bu her dönemde olmuştu. Tek partili yani bizim yetiştiğimiz dönem işte 80 darbesinden sonraki tek partinin hakim olduğu tüm iktidarlarda bu tür sıkıntılar yaşandı. Türkiye'de siyasetin mafya ile olan ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar bunlar. Bunu değişik programlarda anlatmaya çalıştım. Yani bir mafya örgütünün olabilmesi için zaten siyasetle ilişkisinin olması lazım. Kamu görevlileriyle, devletle ilişkisinin olması lazım. Basınla ilişkisinin olması lazım. İş adamları yani sermaye ile ilişkisinin olması lazım. Şimdi mafyanın partito ilişkileri dediğimiz bu ilişkiler bir örgütte olmazsa zaten bu mafya örgütü olmaz. Bu olayda gördüğümüz mafya siyasetçiyle yani işte rahmetli Burhan Kuzu da siyasetçi, siyasetçiyle irtibat kurup işini yaptırıyor. Bu aslında normal bir mesele. Yani mafya düzeninde son derece normal bir konu bu. Daha önce de olmuştu birçok siyasetçinin bizim çalıştığımız dönemde de bize müdahale etmeye kalktıkları. İşte Saadettin Bey'in bakan olduğu dönemde bunu büyük oranda önlediğini söyleyebiliriz. Kalkıştıkları, bize etkilemeye kalkıştıkları dönemler olmuştur. Hatta bugün işte pencereden baktığımızda kendisini çok üzgün gibi gösteren birçok insanın bir takım mafya örgütlenmelerinin peşinden polise, yargıya, işte polise aşamıyorsa yargıya aşamıyorsa siyasete ulaştıklarını biliyoruz. Bu normal ilişkiler. Yani bunlar aslında bilinen kitabını yazdığımız dünyada kitabı yazılan konular. Yani şeyi izleyin. Sadece İtalya'daki temiz eller operasyonuna giden süreci izleyin. Zaten mesele ortaya çıkar. Yani böyle şimdi bugün insanların özellikle aydınların veya Türkiye'de aydınım diyen insanların veya bir takım gazeteci arkadaşlarımızın bunu hayretle karşılamasına hayret ediyorum ben. No, son derece doğal süreçte yürüyen bir mafya ilişkisi bunlar. Son derece doğal süreçte yürüyor ve dediğim gibi bazen söylüyorum ileride kitaplara konu olacak işler bunlar. Sayın Müdür, hayret etmemek imkanı var mı? Bakın önümde yani Burhan kızıyla ilişki diye başlayan bir haber var. İskenderun limanında tutulan yüksek miktarda bir kayıt dışı paranın çıkartılmasında Sedat Peker'den korunma istemiş. Para eski İran Cumhurbaşkanı Haşim Rafsanjani'nin bir akrabası olan Roya Abidin'e aitmiş. Ve çok büyük iddia bunlar. Çok büyük paralar olduğu söyleniyor. Yine Aliye Uzun mesela bir siyasi partinin kadın kollarının başkan yardımcısı İstanbul'da. Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu bir araya getiriyor. Ve bu işten parası... Yani bunların neresi normal ya? Yani niye şaşırmayalım biz Bakın, buna? yok siz olayı ya ben anlatamadım tam olarak ya da iyi anlaşılmadı. Şunu söylüyorum. Mafya ilişkilerinde yani bir ülkede mafya güçlü hale gelmişse bu tür olaylar normal diyorum. Olaya normal demiyorum. Yani mafya düzeninde normal olan bir şey diyorum. Bu ikisi çok farklı şey. Tabii ki anormal ama bir ülkede mafyanın geldiği boyutu göstermesi açısından buna vurgu yapmak için söylüyorum. Yoksa tabii ki normal ilişkiler değil. Ama bu ilişkiler yeni olan ilişkiler de değil. Bu ilişkiler
60'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li, 90'lı, 2000'li, 2010'lu, 2020'li yıllarda niteliği şekli değişse de devam eden ilişkiler. Yani Türkiye'de bir banka içi boşaltma dönemi yaşadık biliyorsunuz. Mafyanın müdahil olduğu. İşte Türk Bank olayında olduğu gibi. Hani örnek veriyorum. Veya basının el değiştirmesi bir dönem olayında olduğu gibi. Mafyanın dahlini izledik. Yani bu da son dönemin, son 15 senede çok ciddi bir şey var. Mafyanın güçlenmesi söz konusu. Yolsuzluk örgütleriyle mafya örgütlerinin birbirini destekler şekilde el ele verip siyaset desteğini de alarak ilerlediklerini görüyoruz. Şimdi kendi içerisinde, kendi mantığı içerisinde, bakış açısı içerisinde son derece doğal görünüm bu. Normal bir şey mi? Tabii ki değil. Hukuk düzeninin olduğu, hukuk devletinin olduğu bir ülkede mafyadan söz etmemek gerekiyor. Ama mafya düzeni içinde baktığınızda veya bizim senelerdir anlatmaya çalıştığımız, bakın mafyanın böyle bir yüzü var. Mafya size iyi görünür ama mafyanın böyle zararları var diye senelerdir söylüyoruz. Başımıza gelmedi, kalmadı. Bir türlü anlatamıyorduk. Şimdi bu olaylarla anlıyorlar diye düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yani öyle bir dönemdeyiz ki siyaset adına rant kazanmak için ne yaparsanız yapın yeter ki para kazanın. Bakın Amerikan DEA yani narkotik uyuşturucuyla mücadele örgütü dünyada 5 narko devlet ortaya atmış. Biri Kolombiya, Venezuela, tabii ki Brezilya, tabii ki Meksika, bunların yanına Türkiye'yi de eklemiş. Şimdi Türkiye'de uyuşturucu... Benim bundan haberim yok. Yani bu bilgiyi ben ilk defa sizden duyuyorum, Türkiye'ye ekledim. Evet, bu bir makalede var. DEA'nın böyle bir araştırması var. Neden dolayı bu? 3 kez 1 tonun üzerinde kokain yakalandı bu ülkede. Onları biliyorsunuz. Mersin Limanı'nda, İzmir'de ve açıklarda gene yakalanan Lucky Star var, diğerleri var. Şimdi şunu sormaya çalışıyorum. Eğer bu demin dediğiniz gibi mafya düzeninde normal dediniz ya. Eğer evet. Bir ülkede para kazanın da neyden kazanırsanız kazanın yeter ki siyasilerin hesabını ayırın, onların payını verin noktasına gelirse o ülke nereye kadar savrulabilir? Yani bu söylediğinize yine bilimsel olarak bir cevap vereyim. Mafyanın politikayla ilişkileri, mafya devlet ilişkileri, siyasetin mafyalaşması ile ilgili bir mesele. Sorunun soru bu. Siyaset mafyalaşırsa devlet mafyalaşmaya doğru gider. Ve o ülkeler için çok büyük problem olur. O ülkenin halkı için çok büyük problem olur. Şimdi siyasetin mafyalaşma örneklerini Türkiye'de çok sık görmeye başladık son dönemde. Bu tehlikeli bir gidişattır. Buna mutlaka dur demek gerekir. Çünkü siyaset mafyalaştığı zaman o ülkede ne demokratiklik kalır, ne hukuk devleti kalır, ne vatandaşın can ve mal güvenliği olur. O nedenle öncelikle siyasi düzenin mafyalaşmasını önlememiz lazım. Ama şimdi çok derin bir konu. Bu konuya girersem uzar mesele. Türkiye'deki seçim sistemlerinden tutun da Türkiye'de parlamentoya seçilenlere kadar sosyolojik açıdan baktığınızda mafyos yapı hakim zaten. Mafyos yapı hakim. Dolayısıyla bu sistemin, bu siyasi partiler sisteminin tümden değişmesi gerekiyor Türkiye'de. Buradan başlamak lazım işe. Yani evet. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi neden bu tür mafya olaylarının üzerine gidemiyor? Bakın bundan önce de mafya olayları vardı. Saadettin Tardan'ın İçişleri Bakanlığı olduğu dönemde kendi partisine, mensup olduğu partiye karşı verdiği mücadele hala gözümün aklımda. Çünkü o dönemde ben İstanbul Organize Suçlar Müdürü'ydüm. Yani o dönemde de destek alamadı. Mesela Saadettin Bey bile destek alamadı mafyayla mücadele konusunda. Yani önce meclisinizi bu konuyla ilgili şey yapacaksınız, düzelteceksiniz. Bu da seçim sistemiyle ilgili bir konu. Meclise taşıdığınız kişilerle ilgili bir konu. Gerçekten halkın ne kadar mecliste temsil ediliyorla ilgili bir konu. Acaba mecliste temsil oranı yerel güç odaklarının gücü oranında mı? Bununla ilgili bir konu. Buradan başlamazsanız temizlemeye, salt yargıya bırakırsanız, salt polise bırakırsanız zaten bu işi düzeltemezsiniz. Türkiye'de genel bir kronik bir sorun bu. Bakın Türkiye terörle mücadele konusunda oldukça duyarlı bir topluma sahip. Ama mafya ile mücadele konusunda asla bu duyarlılığa sahip değil.
Niye? Çünkü mafya hiçbir zaman terör gibi gündeme getirilmiyor Türkiye'de. Son zamanlarda getirilmeye başlandı. Biz bunu bir dönem o operasyon yaptığımız dönemde insanların gözünün içerisine soka soka operasyonlar yaptık, anlattık. Bir kesim bizi anladı. Sadece bir küçük bir kesim anladı. Fakat bu son işte Sedat Peker'le başlayan süreçte ortaya çıkan ilişkiler Türkiye'de mafyanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bakın Türkiye'de tehdit terör örgütlerinden çok mafya örgütlerinde. Yani eğer siyaset mafyalaşırsa devlet mafyalaşmaya doğru gider. Ve sonuçta çok büyük zarar görürsünüz. Terör örgütlerinin zaten amacı da bu değil mi? Devleti işte mevcut rejimi yıkıp yerine yenisini getirmek. Burada rejimi yıkmadan kendi sistemlerini ortaya koymak var. Yani mafya örgütleri terör örgütlerine daha tehlikeli. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Sayın Saçan çok teşekkür ederim. Sizle daha geniş bir zamanda, daha ayrıntılı, daha uzun zamanda mutlaka bunları konuşalım. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Topu meclise attı polis müdürü. Tabii ki yani şöyle bir şey. Ben o yüzden söyledim. Yani siyaset ayağı olmasa mafya atar.